Yusuf. Demek tabutun içine girdin. Adam ölmeden de tabuta sokuyor bu hayat. Esasında yeni bir şey değil bu. Bir muhterem demişti ki, yüzlerce sene evvel de varmış bu adet. Hem de hala sürermiş. Kimisi her gün belli bir saat kendini tabuta kapatı, öylece kalmış. Bu tabuta girme. Hristiyanlar arasında da var, Müslümanlar arasında da niye var. Niye girerlermiş tabuta? Ne bileyim. Ölüm nasıl bir şey diye yapıyorlar herhalde. Ölümün provası öyle mi? Ha. Ölüm gelince bir fikirleri olsun diye. Herhalde senin de ölüm hakkında bir fikrin vardır galiba. Hem ilk defa girmiyorsun ki tabuta. Ananla beraber girdin. Tut anne! Tereyağıyla beraber girdin. Gökçüyle beraber girdin. O mazlum zavallı çocuklarla beraber girdin. Yılmaz'la beraber girdin. Çok öldün Yusuf'um. Artık yaşa biraz. Yaşa karı yaşa. Cilvesi bitmez bu hayatın. Sana neşeli bir hikaye anlatayım Yusuf'um. Adamın biri eşeğinin balanını çıkarıp çayıra salmış. Birkaç saat sonra kaybolmuş hayvan. Adam aramış aramış bulamamış bir türlü. Hemen pazara gitmiş. Eşek balanı uzatmış. Üstüne de birkaç kuruş katarak dostlarına bir ziyafet vermiş. Adam çok sevinçli. Dostları zormuş. Niye öyle be arkadaş? Eşeğin kaybettin yeme sen seviniyorsun. Şşş. Bu nasıl iş? Adam demiş ki, dostlar. Eşek kayboldu. Bir düşünün gari. Ya ben de eşeğin üstünde olsaydım. Niye öyle bakıyorsun bana? Ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Ya bir şey demek istemiyorum be Yusuf'um. Biraz gülümse istedim, o kadar. Her zaman gülümsenecek bir şeyler vardır.